Herkese merhabalar. Ben profesyonel turist rehberiniz Özgür Çelik. Mitoloji serimizin bir önceki videosunda Demeter'le ilgili bir takım bilgiler vermiştik. Bu videomuzda da yine Demeter'le bağlantılı olarak mevsimlerin nasıl oluştuğuna hep beraber göz atacağız. Ve dolayısıyla yavaş yavaş bir sonraki videonun konusu olan Hades'e doğru geçiş yapacağız. Bir önceki videomuzda Demeter'den bahsederken onu biraz acıların tanrıçasına benzetmiştik. Çünkü öncesinde Poseidon, daha sonrasında da Zeus kendisini tenhada kıstırmıştı. Bunun yanında Zeus'tan Kore adında güzel bir kız çocuğu da sahip olmuştu. Diğer tarafta bir de Hades gerçeği vardı. Yani üçüncü kardeş. Titanlarla savaşın ardından evreni kendi aralarında paylaşan üç kardeş. Zeus, Poseidon ve Hades demiştik. Hades yer altına gönderilmişti. Yer altının bütün zenginlikleri ona aitti. Ve aynı zamanda ölüler diyarının da sahibiydi. Tabi hangi kız Hades'le birlikte olup ölüler diyarının kraliçesi olmak ister ki? Dolayısıyla yalnızdı. Ve Hades bu yalnızlıktan olabildiğince de sıkılmıştı. Bu süreç içerisinde Zeus ve Demeter'in kızı Kore serpilmiş ve güzelleşmişti. Ve tıpkı Zeus'un aşkı Europa gibi çiçek toplamaya bayılıyordu. Ve yine Europa gibi en yakın arkadaşları da Okyanus'un kızları nimfelerdi. Yani süperileri. Bir gün nimfelerle beraber dolaştıkları esnada bir bahçe gördüler ve bahçenin çiçeklerine hayran kaldılar. Haydi gidelim bunları toplayalım, bütün her tarafımızı bunlarla donatalım ve çıkalım fikri ortaya çıktı ve daldılar bahçenin içerisine. Bir süre sonra Kore arkadaşlarından uzaklaştığını fark etti. Geri dönmeye karar vermişti ki o esnada yerin derinliklerinden bir çiçek yükselmeye başladı. Nergis çiçeği. Bu nergis o kadar güzeldi ki hayranlık duymaya başladı ve koparıp koparmama konusunda kararsızdı. Tam elini uzatıp koparacağı esnada yer birden yarıldı ve yerin derinliklerinden Hades dört nala koşarak ve hayran olduğu Kore'yi at arabasının arkasına atarak bir anda gözden kayboldu. Hızlı bir şekilde onu yerin derinliklerine, yani kendi tahtına doğru götürdü. Yalnızlıktan bunalmış olan Hades'in yalnızlığı artık sona erecekti. Ve Kore, Persephone adıyla yeraltı dünyasının kraliçesi olacaktı. Ama ve lakin takdir edersiniz ki Kore'nin, yani Persephone'un annesi Demeter'di. Ve Demeter kızının kaybından ciddi anlamda huzursuz olmuştu. Ve onu aramaya koyulacaktı. Kızının çığlıklarını duyan ve kaçırıldığını anlayan Demeter herkese sormaya başladı kızının kimi kaçırdığını. Hiç kimse ona cevap vermedi ya da veremedi. Ta ki güneşle karşılaşıncaya kadar. Güneş her şeyi görüyordu ve Demeter'e kızının Hades tarafından kaçırıldığını ve bundan böyle Persephone adıyla cehennemin kraliçesi olacağını söyledi. Bunu duyan Demeter Zeus'a çok kızdı ve kırıldı kendisinden bunu sakladığı için. Ve Olimpos'u terk etmeye karar verdi. Artık tanrıçalıktan çıkacaktı. Üstü başı harap, bitap vaziyette bir kadın olacaktı. Yaşlı bir kadın. Ve bu şekilde hayatını idame ettirecekti. Demeter çaresiz bitap düşmüş bir yaşlı kadın kılığında oradan oraya sürüklenirken bir genç kız kendisini gördü ve neden bu haline olduğunu sordu. Demeter tanrıç olduğunu falan söylemedi tabii ki ama yaşamın kendisi için anlamsız olduğundan bahsetti. Kız onun haline acıdı ve Demeter'i kendi evlerine davet etti. Demeter davet edildiği eve vardığı zaman Triptolemos adında ölümcül bir hastalığın pençesinde olan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun o kadar çok ağrısı vardı ki feryat ve figanları her tarafta yankılanıyordu. Demeter bu iyi insanlara yardım etmek istedi. Çocuğu kucağına aldı, öptü, okşadı. Sihirli sözler sarf etti ve bir süre sonra feryat figan bağıran çocuğun gülücükler saçtığı görülmeye başlandı. Daha sonrasında çocuğu alarak bir ateşe doğru yaklaştı ve ateşin içerisine atmaya kalktı. Bunu gören kadının annesi Demeter'e çıkışarak kendisinin ne yapmaya çalıştığını sordu. Demeter kendi işine karışılmasından çok da hoşnut olmadığı için tekrar tanrıça kılığına, Demeter kılığına dönerek kendisini tanıttı ve dedi ki eğer sen işime karışmasaydın çocuğun ölümsüz olacaktı. Yine de bu çocuğa ben belirli güçler bahşediyorum. Bu çocuk Yunanlarda tarla sürmeyi, ekin ekmeyi, harman dövmeyi, yabani meyvelerle değil ekmekle beslenmeyi öğretecektir. Ayrıca burada bana
bir tapınak yapılmasını istiyorum. Orada büyük bir rahip bulunacak ve rahip yanına gelen fanilere benim kendisine ilham edeceğim sırları bildirecektir. Buğdayın, başağın, tarımın ve verimliliğin tanrıçası Demeter, Olimpos'u terk ettikten sonra insanlık açlık çekmeye başladı. Ciddi bir kuraklık ve kıtlık vardı. İşte bu nedenden dolayı da Zeus buna bir çözüm bulmak zorundaydı. Hermes'e dedi ki, git Hades'le konuş ve pazarlık yap. Şu Persephone işini bir halledelim. Bundan sonra yapılan pazarlık neticesinde Persephone, bir yılın 7 ayını yeryüzünde annesinin yanında, kalan 5 ayını da cehennemin derinliklerinde, kraliçe tahtında, Hades'in yanında geçirecekti. İşte o gün bugündür, yılın 5 ayı verimlilik açısından toprak çok iyi durumda değildir. Geri kalan 7 ayda ise toprak ciddi anlamda bir verimliliğe sahiptir ve insanları doyurur. Dolayısıyla bunun mantığı da biraz da burada yatıyor Yunan mitolojisine göre. Şimdi dönüp günümüze baktığımız zaman Yunan mitolojisine göre de değerlendirecek olursak, toprağın 7 ay verimli olmasının sebebi Persephone'un yeryüzünde olması ve Demeter'in mutlu olmasıyla alakalı. Bunun yanında geri kalan 5 ayda ise Hades'in yanında bulunan Persephone nedeniyle kızından ayrı olan Demeter yas tutar ve o 5 aylık süreç içerisinde toprak yazın olduğu kadar verimli olmaz. Yunanlılar zamanında bunu bu şekilde hayal etmişler ve Yunan mitolojisine bu şekilde aktarmışlar. Bir sonraki videomuzun konusu Hades olacak. Halli yeraltı dünyası ve ölü gömme adetleri. Bunun yanında kendisinin bir köpeği var. Üç başlı, ondan da bahsedeceğiz. Mitoloji videolarımızda sizlerle birlikte Perşembe akşamları saat 6'da birlikte olacağız bundan sonra. Ayrıca dipnot, tarih videolarımızda Pazartesi günleri akşam saat 6'da yayında oluyor. Yani Pazartesi akşam 6, Perşembe akşam 6. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.